Selam. 10 dakika konuşalım mı? Konuşalım. Bugün yaprak dökümü Leyla'nın montuyla geldim gibi bir şey. Artık evlerin içi bence çok serin. O yüzden yani şu zamanda da doğalgaz açmak biraz erken olur bence. O yüzden artık bir süre ev içinde şöyle hırkalarla idare edeceğim. Ekim sonu gibi muhtemelen artık doğalgaza geçiş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Kaldı ki bu sene kışta erken gelecek galiba. Öncelikle tipim için kusura bakmayın. Gerçekten hafızam çok tazeyken çekmek istedim bu videoyu. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz Netflix Türkiye'de bugün vizyona giren ya bugün yayınlanan Kin filmi. Yılmaz Erdoğan'ın BKM ekibinden çıkan. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Türkan Derya sanırım yönetiyordu. Bugünkü konumuz Kin. Filmi ben az önce bitirdim. Arada da böyle çok hareket ediyorum yani. Niye böyleyim ben? Niye bu kadar hiperaktif duruyorum? Neyse şu pembe montumu şey yapayım. Bu çok önemli. Şimdi Kin filmiyle ilgili çok fazla spoiler vermeden anlatmak istiyorum. Çünkü çok yeni yayınlandı. Herkes hemen çıktığı gibi izlemeyebilir. O sebeple de ilk önce kendi fikrimi söyleyeyim. Ben filmi beğendim. Ama çok mu beğendim? Hayır, çok beğenmedim ama çok mu kötüydü? Hayır, bence kötü de değildi. İzlenir miydi? İzlenirdi. Birkaç mantık hatasını göz ardı ederseniz eğer bence gayet de güzel bir filmdi. Ama işte gelelim şu kötü yanlarına, eleştirdiğim yanlarını söyleyeyim. Şimdi film aslında bir hikayeyle başlıyor. Bir güzel bir hikayeyle başlıyor. Biz anlıyoruz yani. Zaten film başlar başlamaz bir hikayenin içinde kendimizi buluyoruz. Ben zaten fragmanı izler izlemez Yılmaz Erdoğan'ın bu filmde bir suçluyu canlandıracağını anlamıştım. Yani zaten filmin fragmanı bana aslında filmle ilgili vermemesi gereken mesajları da vermişti. Yani bence fragmanda bir tık daha gizemli tutulabilirdi bazı şeyler. Benim ilk dikkatimi çeken bu olmuştu. Zaten bu filmin fragmanının yayınlanmasıyla filmin yayınlanması arasında da çok fazla uzun bir süre yok. Yani ya filmin fragmanı geç verildi ya da ben mi geç gördüm acaba bilemedim şu an. Sonradan bakarım tekrar. Film hemen zaten bir hikaye içerisine giriyor. Daha sonrasında filmle ilgili yani benim kafama takılan birkaç şey vardı mesela mantık hatası. Ya burası böyle olmuş ama hani bunu yapmayabilirdi dediğim bir yer var mesela. Şimdi Harun karakteri, Yılmaz Erdoğan'ın karakteri bir başkomiseri canlandırıyor. Ben yine spoiler vermeden anlatacağım tabii ki. Bu başkomiserin etrafında gelişen olaylar üzerine olmak istemediği bir olayın içine sürüklenmesiyle bir olay yani bir hikaye başlıyor ve devamında gelişenleri hep beraber izliyoruz. Okey, güzel. Şimdi bu adam başkomiser ve etrafında kendi ekibi var. Bunlardan Yadigar karakteri, ondan sonra Tuncay karakteri ve bir erkekle bir kız daha var. Pardon, iki erkekle bir kız daha var. Fakat benim mesela en çok takıldığım şey şu oldu. Filmde polis teşkilatına yani başkomiser hariç diğer polis karakterlerin hayatına hiçbir şekilde değinilmemişti. Bence bu bir tık böyle göze battı yani. Hani keşke onların da hayatlarından bir parça ekleseydi ya da bir detay verseydi. Bu bir. İkincisi Ahmet Mümtaz Taylan. Ya çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Gerçekten her girdiği rolde yapmacık bir rol değil. Tamamen halkın içinden, halktan birini oynuyor. Yani polisse de yapay durmuyor. Atıyorum Manavsa da yapay durmuyor. Tamamen halkın içindeki o gerçek insanları oynuyor. Ama ben Ahmet Mümtaz Taylan'ı o kadar çok filmde görüyorum ki, yani o kadar çok film ve dizide yer alıyor ki, sanki böyle herhangi bir izlediğim filmin herhangi bir sahnesinde hemen o çıkacakmış gibi hissediyorum. Ya bu tabii ki güzel bir şey ama bilmiyorum. Yani yüzünü eskitiyor gibi biraz. Ha, görmek ister miyim? Bir yerde de isterim aslında. Bir de öyle bir durum var. Yılmaz Erdoğan oyunculuğu yani tabii ki bir şey söyleyemem. Yılmaz Erdoğan bir kere mimikleriyle bile oynayan bir adam. O yüzden onun oyunculuğu çok çok iyiydi. Filmde genel olarak zaten oyunculuklar çok iyiydi. BKM ekibinden çok fazla tanıdık sima ben görmedim. Bir yerde Ömer oynuyordu. Çok güzel hareketler bunlar ikinin altyapısındaki Ömer. Gerçi şimdi birleştiler.
Filmin görüntüleri çok güzeldi. Yani görüntü yönetmeni kimdi isim olarak bakmadım. Ama sahneler, teknik olarak çekilen açılar çok çok iyiydi. Yani ben çok beğendim. Renklerin uyumunu, ışıkları, o açıları, o bakışların yakalanmasını genel olarak baştan sona bütün filmde çok beğendim. Çok güzeldi. Şöyle bir sıkıntı daha vardı. Yine spoiler vermek istemiyorum tabii ki. Film tahmin edilebilir ölçüde ilerliyor. Ve tabii ki az çok anlarsınız bu bir polisiye suç filmi olduğu için zaten bir yerde bir katil var ve siz bu katili öğreniyorsunuz. Ben katili ilk öğrendiğimde kafamda direkt şu canlandı. Bundan tarih olarak yanlış bilgi vermeyeyim. Birkaç sene önce yanlış hatırlamıyorsam, hatta birkaç bile olmayabilir. Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun'un başrollerini paylaştığı Güzelliğin Portresi diye bir film vardı. Açıkçası yani onu da öğrendiğim sahneyle bunu da öğrendiğim sahne hemen hemen aynıydı. Ben bu filmde katili öğrendiğimde sanki Güzelliğin Portresi'ni yeniden izliyormuşum gibi hissettim. Yani öyle bir şey canlandı benim kafamda. Ama tabii ki sonradan yine bir tık daha değişti ama yani bence içerik üretimi olarak bu potansiyelimiz var bizim ya. Çok yaratıcı, çok güzel, çok geniş bir yelpazemiz var bence. Hem oyuncu olarak, hem içerik üretimi olarak, hem senaryo olarak. Yani bir tık daha bence artık Netflix'e daha fazla içerik üretebilmeliyiz. Dijitalde kendimize daha çok yer bulabilmeliyiz. Yani genel olarak Türkiye açısından söylüyorum bunu. Daha kaliteli içerikler çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan Kin bence güzeldi. Kendini izletirdi, çerezlikte. Birkaç mantık hatası tabii ki vardı. Yani bu zaten her filmin olmazsa olmazı sanırım ya. Benim şimdiye kadar dört dörtlükse diyebileceğim filmler zaten herkesin bildiği bir zamanların kült olmuş filmleri desem yeridir herhalde. Ha, filmde şunu da çok beğendim. Mesela bizim izlediğimiz filmler genelde yerli yapımlarda izlediğimiz filmler. Atıyorum mesela bir sahne oluyor. İşte iki kişi silahıyla birbirine karşı silahları doğrultuyor. Ondan sonra işte başlıyor upuzun diyaloglar, bakışmalar, konuşmalar, ağlaşmalar, sataşmalar bilmem ne. Hani diyorsun ki yani hani gerilimi verdin, verdin, verdin. Sonra o silahlar tık hop aşağı iniyor böyle. Bu film onlara biraz uzaktı yani. Ben açıkçası o açıdan da beğendim. Çünkü ben o tür şeyleri sevmiyorum. Yani onu yapıyor ama sonra o heyecanı, gerilimi verip de şu böyle hani inince of diyorum yani hani kendi vaktimden çalınmış, hayatımdan çalınmış gibi hissediyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Bir beğendiğim detay şuydu. Ha, oyunculuklar çok iyiydi. Güzel bir konusu var aslında, izletir kendini. Bir de şunu çok beğendim. Havada kalmıyor. Mesela ben sonu saçma biten, havada biten ya da bitmeyen, hikayeyi havada bırakan, çözmeyen filmlerden hiçbir şekilde haz etmiyorum. Bu film öyle değil. İkincisinin gelmeyeceği belli. Tamamen finale, kafanızdaki tüm soruların cevabına ulaşabiliyorsunuz. Sadece mesela asıl katili bulma konusunda hani ne şekilde ilerleyecek derken o kısım mesela biraz orada şey oldum böyle. Hadi ya. Keşke. Şunu da merak ediyordum. Keşke bir tık daha ilerisini görebilseydik filmde. Yani mesela tamam bir son yaşandı, her şey çözüldü. Ama o hep öyle ya. Hep insan bunu gerçekten görmek istiyor. Ben bunu en çok Aşk-ı Memnu'da hissetmiştim mesela. Aşk-ı Memnu'da işte Bihter öldü, sonra ne yaptı Behlül falan işte mezarında ağladı ama sonrası ne oldu işte Adnan'la Matmazel ne oldu mesela çocukların geleceği nasıl ilerledi böyle gidersek ben her diziyi her filmi merak ederim zaten çerezlik olarak izleyebilirsiniz spoiler vermeden kendi düşüncelerimi aktarmak istedim size siz de benimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz bence aklıma da şimdi başka bir şey gelmedi çok taze izledim Yadigar karakterinde bir şey çıkabilir diye bekliyordum. Yadigar karakterine bence daha fazla şey verilebilirdi. Hani o mesela ha bak havada kalmış bir şey buldum mesela. Yadigar karakteri orada. İzleyince zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onun dışında film güzeldi. İzleyebilirsiniz. Hafta sonunuzu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum.